Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Forza Motorsport oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız bu arada çok sevinirim. Şimdi iyi eğlenceler, keyifli seyirler diliyorum. Evet, son yarışımız için devam ediyorum abi. Limitimiz artmış. 800'e artmış limitimiz. Peki. 450 kredi puanımız var abi. Abi volanı geliştirmek istiyorum. Yarış paketi var abi. Ve uygun da bir fiyata. Güzel bir geliştirme sağlıyorum. Hemen ekleyeyim onu. Tamam. Pistonlarda ne var? Paramız yetmiyor. Abi şu yakıt sistemini de yarış paketine çekeceğim. O da güzel bir hızlanma veriyor bize. Ekleyelim. Geriye 150 kredi puanımız kaldı. Onu da nereye harcayacağım hemen bulacağım. Abi valfleri de geliştirebiliyorum. Spora geçebiliyoruz. Yarışa geçebiliyoruz spordan. Onu da geçirelim. Şöyle ki valve üzerinde bir öncekinde mesela 100 kredi puanı isterken bir sonrakine 100 kredi puanı ekleyerek seviye yükseltmesi yapabiliyorum. O güzel bir özellikmiş. Beğendim. Evet, 50 kredi puanım var ve yapabileceğim tüm geliştirmeler bu kadar. Onayla diyorum abi. Bence gayet de iyi bir geliştirme yaptık. 21 puanlık bir geliştirme. Onayla dedim. Şimdi devam ediyorum. Whenever you can, draft behind faster cars ahead to save fuel and help your top speed on the straights. We'll need every possible advantage. Now show them what you got out there. Onların aerodinamiğini yani rüzgarını kullanarak belki de daha fazla hız kazanabiliriz. Mantıklı. Bu diğer araba yarışı oyunlarında da geçerli. Genelde bunda da geçerliymiş. Evet abi, antrenmana başlayabiliriz. Hazırız. Allah. Ya şöyle yarışın ortasından başlatıyor ya. Bir de hızlıyken veriyor bana. Aşırı gıcık oluyorum. Buradan başlat abi beni. Normal yarış gibi. Kaç ileri olduğuna bakacaktım. Unuttum. Yeşildeyiz hala. Güzel. Bu arada sivrisineği haklayamadım. Ama araç seviyesi nasıl 18 ya? Zaten 18'e çıkmamış mıydık? Dejavu mu oldum? Ne oldum? Ulan be. Sen nesin böyle be? Kaç tur atacağız? 3 tur. Hiç bonusu kaçırdığımız olmadı ya. Acaba olacak mı? Genelde bonus görevi de tamamlıyorum ama umarım. bu parkurda da tamamlıyor olurum. Bir turu 2.24 süresinde tamamla diyor. Ya, tamamladık bile. Bu arada online yarışların olduğu haberini aldım. Yorumlarda arkadaşlar bahsettiler. Cevap da verdim ama buradan yine tekrar ulusa sesleniş yapmak istiyorum. Direksiyon seti almadan o tarz daha üst seviye yarışlara katılmayı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bu şekilde çok rahat yarışamıyorum. Diyeceksiniz ki şimdi... Önceden direksiyon setim vardı. Ama bu tarz oyunlar için bence gerekli. Bu tarz simülasyon, yarış simülasyonları için gerekli abi. Yoksa bak böyle bir gaz verirsiniz, bir direksiyon çevirirsiniz. Yani ben en azından rahat hissetmiyorum. Bir sonraki arabam BMW olacak galiba. Ben normalde BMW aşığıyımdır. Ve çok güzel de M2 varmış bu tur özelinde. Ama gözüm direkt Porsche'a kilitlendi. Tanıtım reklamında çünkü Porsche vardı. BMW'yi görmediğim için direkt Porsche'a atladım. Bir tane BMW'm olsun istiyorum. Özellikle Z serisini çok severim. Spor araç olarak. 3 kapılı, uzun burunlu, çok hoş geliyor bana. Hatta böyle trafikte birkaç kere görmüştüm var. Gerçekten mest oluyorum ya yanıma yanaşınca. Hani yandaki araca şey yapıp seslenip abi bir tur atayım mı diyesim geliyor yani. ...250'yi gördük. Allah Allah Allah. Oğlum çok iyi fren yaptık lan. Yani kesin dedim kumları kumlara gömüleceğiz. Seviye atladık yine. Çok iyi. Son turdaymışız. Hadi bitecek inşallah. Zor bir parkur gibi ama bakalım. Bu arada pite girme olayı sanırım lastiklerle alakalı. Şu an henüz standart lastiklerle devam ettiğimiz için oyuna pite girme zorunluluğumuz yok diye anladım. Evet abi, yarışa hazırız. Yarışa git diyorum. Evet bak, podyum bonusumuz arttı. Çok iyi. Birinci oldukça mı artıyor acaba ya? Yoksa yarış. Bence yarış, yani kaçıncı yarışta olduğumuza göre fark ediyor. Bu son yarış olduğu için en çok bunda kazanıyoruz. En fazla 5450 kazanabiliyormuşuz. 5'te 1 gibi bir oran. 3. sırada. İyi bence ya. Çok da kazanmamıza gerek yok ha. Hafif bir patinaj yaptık ama sıkıntı yok, çok iyi kalkış yaptık. Harika kalktık abi. Birinci sıraya yerleştik hemen. Oo, şunlara bak lan. Arkadan vurdular, tamponu mahvettiler. Ben de sana vurdum. Ama sarsılmadı. Ben şimdi göstereceğim sana. Arkamdakileri de geçirmemeye çalışıyorum önüme. Ama çok zorluyorlar. Acayip zorladılar. İkisi birlikte saldırdı. Biri sağdan, biri soldan. Öndeki de yardırdı gitti. Yakalayacağım ama onu. Gel lan buraya. 20. seviye atladı Porsche'miz. Porsche'muz. Her neyse. Aha da yakaladım seni. Bu araçlarda acaba SP'de var mı? Sanki yani ya araçta ya oyun ayarlarında dönüşlerde bir destek var. Kayıyor ama gitmeye devam ediyor. Yani kontrolü kaybetmiyoruz kolay bir şekilde. Yani çünkü normalde bu hızlarda dönmek o kadar da kolay değil. Bu virajları. Sarı olduğunda da gayet iyi alıyor virajı. Gayet iyiyiz abi. 200'de viraja daldık resmen. Bir şey yok ama, bir şey yok. Buna baksana, araç yani 140'la kayarak geçti o virajı. Harika. Güzel geliştirdik aracı ya bence. Canavar yaptık aracı. 3 tane daha kaldı ha. Allah, kontrolü kaybediyorduk kaç kalsın he. Tatlı tatlı geçiyoruz virajlardan. İkinci sıradakiyle de epey mesafemiz var arada. Evi atladık yine. Harikayız. Bir sonraki tur için araba seçimi önerileri almak istiyorum bu videonun altına. Bu oyunu daha önceden oynayanlar için özellikle. Yani onlara sesleniyorum. Oyunu bilenler bir sonraki turda hangi arabaların olduğunu da biliyordur. Sizce hangi arabayı seçmeliyim? Şu an aklıma geldi. Bence harika bir fikir. Sizlerin de önerilerinizi önemsiyorum. Hem etkileşim sağlamış oluruz bu şekilde. Hem beni trolleme şansı tanımış olurum sizlere. Hem belki challenge olur. Neden olmasın? Eğlence katmak lazım. Ya da mesela videolara yine videoların altında işte hangi yarıştaysan bir sonraki yarışı şu zorlukta dene gibi, tabii ki arabanın seviyesine ve benim seviyeme göre bunları da düşünebiliriz. Zorlukları artırabiliriz. Şu an aklıma gelen fikirler, her türlü fikire açığım arkadaşlar. Eğlenceli olduğu sürece. Son iki mi? Sivrisinek ayaklarımı yedi ya. Ziyafet çekti resmen. Maksimum kaç bastık acaba? Son tura. şuradaki kırmızı kutuyu her gördüğümde şey zannediyorum. Birine tur bindiriyorum zannediyorum. Acaba tur bindirmek en sonuncuyu geçmek mi yoksa ikinciyi geçmek mi? Tam olarak. Geçen onu düşündüm. Tur bindirdiğimi zannetmiş olabilir miyim acaba diye düşündüm. Sizlerin fikirlerini de bu konuda alabilirim. Bu videodan sonra da araştıracağım. Merak ettim. Çünkü. Oo, araç 22. seviyeye yükseldi. Çok iyi. Bu aracı mesela diğer yarışlarda da aslında kullanabiliyorum. Yani yeni araç almasam da oluyor. Yani geliştirmeye devam edebiliyorum. Yeni motor takabiliyorum sonuç olarak. Ama işte araba için ayrılan para ile geliştirmeler için ayrılan para ayrı. Onun sebebini anlamış değilim açıkçası. Keşke bir tane para olsaymış ve onunla hem geliştirme hem araba alabilseymişiz. Evet. Teşekkürler efendim. Abi aramızda 21 saniye varmış ikinciyle. Devam edelim. Toplamda 168 puanla bitirdim. 693 puana kadar çıkardım aracıma. Vay. 10.900 tecrübe puanı kazandım. 14.000'de kredi kazandım abi. Toplamda 102.450 kredim var. Bir sonraki aracımı alabilmem için elimde olan tüm para bu. Bakalım neye paramız yetecek. Şimdi gidelim. Sonraki seri diyorum abi. Sonraki serimize bir sonraki videoda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olup 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.